Bugün gelin olmuş, gelin bağlı olmuş. ...7.7 ve 7.6 depremleriyle birlikte 11 ilimizde büyük yıkıntılar oluştu, büyük can kayıpları oluştu. Toplamda baktığımız zaman 44.374 insanımız, canımız hayatını kaybetti. Bizler KESK bileşenleri olarak, Kamu Emekçiler Sendikası olarak Malatya'da ilk gün depremin şokuyla yan yana gelemedik. Ama ikinci günden itibaren Malatya yerelinde KESK koordinasyon merkezini kurarak KESK'e bağlı iş kollarıyla birlikte yerelde halkımızla yan yana olmak adına, halkımıza destek olmak adına hem gıda yardımı, kıyafet yardımı ve özellikle ulaşılamayan yerlere bu tür yardımları ulaştırdık. Ve üçüncü günden itibaren Malatya yerelde halkımızın sıcak yemek yeme açısından da KESK koordinasyon merkezi olarak günde 3 öğün yemek çıkardık. Burada halkımızla paylaştık. Hala bu 100 yıllık felaketin yaratmış olduğu ve devletin de çok yoğun ihmallerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Biz 6 Şubat'tan bu yana özellikle 10 ilimizde ve merkezi anlamda da kriz koordinasyon merkezleri oluşturarak hem arama kurtarma faaliyetlerine konfederasyonumuza bağlı iş kolu üyelerimizin dahil olması, büyükşehir belediyelerinde belediyede çalışan itfaiyecilerin, yine AFAD emekçilerinin, sağlık emekçilerinin, zabıta emekçilerinin, tarım orman emekçilerinin, haberleşme iletişim iş kolunda çalışan emekçilerin, yine eğitim ve bilim emekçilerinin, yani bir bütün kamuda çalışan yüz binlerce üyemizle birlikte sahada olarak halkımızın yanında olmaya çalıştık. Biliyorsunuz AKP uzun süreden beri dikey sadaka kültürüyle varlığını devam ettirmeye çalıştı. Biz depremde de bunu gördük. İlk günden itibaren aslında dikey olan her şeyin iflas ettiğini gördük. Hem kamu kurumlarının deprem bölgesine ulaşması, arama kurtarma faaliyetlerine geç dahil olması, bir bütün olarak ulaşımın çökmesi, yine şehir altyapılarının çökmesi, su, kanalizasyon sorunların ilk baştan bu yana devam etmesi açısından da baktığımızda dikey bu tek adam rejimiyle birlikte de üstten kurulan tüm ilişkilerin iflas ettiğini gördük. Yine Türk Tabipler Birliği ve sendikamız SES de 6 Şubat'tan bu yana aslında sahada halkımızın yanında olduğu, özellikle 10 ilde yürütmüş oldukları sağlık çalışmaları, yine Adıyaman, Hatay ve Pazarcık'ta oluşturmuş oldukları sağlık kabinleriyle deprem sonrası ortaya çıkan hem salgın tehlikesinin ortadan kaldırılması, hem kronik rahatsızlığı olan, aşılama süreçlerinde olan çocukların, kadınların sağlık hizmetini yürütülmesi noktasında da arkadaşlarımız sahada oldu. Ancak 22 gün sonra da şunu gördük. Bugün Malatya'da da gözlemlerimiz, burada yerel kriz koordinasyon merkezindeki arkadaşlarla da yapmış olduğumuz değerlendirmede merkezi devlet yapısındaki hantallığın, krizin yerelde de olduğunu görüyoruz. Hem belediye hem valilik açısından, özellikle AFAD bünyesinde oluşturulan kriz koordinasyon merkezlerinin çalışması, halka ulaşması, çadır, konteyner, temiz su, özellikle barınma, hijyen sorunlarının giderilmesi noktasında 22 gün geçmesine rağmen hala bu Malatya'da da çadır kentlerin, konteyner kentlerin gerçekten toplumsal yaşamı, sağlıklı yaşamı temiz bir çevrede sürdürülebilecek, yaralarımızı saracak yeni lokasyon aranlarında belirlenmediğini gördük. Önümüzdeki dönemde kamusal hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi açısından da hızlıca adımların atılmasını talep ediyoruz. Özellikle Malatya ilinde de hasarlı okulların, hastanelerin, yine belediyelerin, birçok kamu kurumlarının hızlıca inşaat mühendisleri ve TUMOK'la işbirliği içerisinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki mühendis arkadaşlarla işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde denetlenmesi ve bilimsel ölçülere göre oturulabilir veya oturulamaz
raporlarının hızlıca düzenlenmesi gerekiyor. Yine hasarlı okullarda varken eğitim öğretime açmamak gerekiyor. Özellikle okulların da hızlıca hasar tespitlerinin yapılması, özellikle orta hasarlı ve ağır hasarlı olan okulların hızlıca yıkılarak yeni okul binalarının hızlıca inşa edilmesi gerekiyor. Hastanelerde benzer hasar tespitlerinin hızlıca yapılması gerekiyor. Tabii bunlar yapılırken de özellikle Malatya'da da depremden zarar gören kamu emekçileri, yine depremin yaratmış olduğu işte şokun etkisiyle yaşanan çeşitli stres bozuklukları, travmatik sonuçların ortadan giderilebilmesi, yine yaz tutma süreçlerinin dikkate alınması, insanların kenti terk ettiğini biliyoruz. Bir süre özellikle kamu çalışanlarının da görevli izinli sayılarak göreve çağrılmada zorlanmaması gerekiyor. İhtiyaç varsa gönüllülük temelinde deprem bölgesi dışındaki illerden kamu emekçileri 10'lar günlük, 15'er günlük gönüllülük temelinde burada görev alabilirler. Yine hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı da depremden zarar gören özellikle orta hasarlı birinci derecede yakınını kaybetmiş kamu emekçilerine tayin hakkı getirdi. Bunun da kapsamının genişletilmesi ve diğer bakanlıkların, kurumların da benzer uygulamaları hızla alarak evi hasarlı olan, oturamaz durumda olan, kronik rahatsızlığı olan kamu emekçilerine de hızlıca tayin hakkı tanınarak başka illere atamalarının yapılmasını buradan talep ettiğimizi ifade ediyorum. O